Selamlar dostlarım, ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için destek rolünde Braum oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen çelik omuzluğumuzu çekelim, hızlı bir şekilde koridorumuza ilerleyelim. Karşı full AD comp oluşturduğu için birazcık şanslıyız ama burayı nasıl yöneteceğimiz bizim için çok önemli. Rahat bir şekilde bence kazanabileceğimiz bir matchup gibi düşünüyorum. Karşımızda Kai'Sa ve Leona ikilisi var. Leona pikini görür görmez direkt Braum yapıştırdım. Hayda. Böyle bir olayım beklemiyordum bu arada. Gerçekten böyle bir olayım beklemiyordum. Direkt sıçralar mıçralar kafama atıldı. Korktum bir anda. Tam bir şeyler anlatıyordum. Neyse sıkıntı yok. Skor Leona da kaldı. Buna mutluyuz. Diğerleri asist aldı ve Leona burada bütün kaynaklarını harcadı. Karlı çıkan biz oluruz. Sorun değil. Problem yok. Sadece burada keşke orman girişlerini daha erkenden kontrol edebilseydim. Yani base'le konuşmak yerine hızlıca çıkıp buraya gelseydim daha iyi olurdu. Sorun yok bakalım. Anonim muhafız, biliyorsunuz muhafız bufflandı ve bufflanması ile birlikte şu an menzilinde görebilirsiniz. Çok etkili şu an. Özellikle Braum gibi bir karakter oynuyorsanız bayağı değerli. Etkisini daha rahat bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Koridor safhasında da Vayne 6 level olduktan sonra çok rahat domine edebiliriz. Ultimi atmak için Kai'Sa'nın ulti atmasını bekleyeceğim. Kai'Sa ultisini kullanmadan ulti atmak burada verimli olmuyor. Ama tabii biz daha erken 6 level olursak burada tamamıyla biz kullanırız. Leona burada gelirse en fazla bir can eşyası alarak gelecek. Zaten engage yapacağımız adam da Leona değil, çizme almayı tercih etmiş o da. Devam edebilirdik. Adamın şifası da yok ki, hani pozisyon direkt bizim için aslında bedavaydı da. Vayne orada ilave bir hit daha atabilseydi ben çatışırken çok rahat kazanıyorduk. Güzel güzel. Dövüyoruz. Erken 2 level olmanın avantajı bu da. Ama şimdi tuştursuz olduğumuzu unutmayalım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Leona'nın oradaki vision'ını alacağım ben birazdan. Şuradaki vision'ı bir kıralım. Şu adamı kesmek istiyorum ya. Hemen 2 level olup W'muzu da açmamız lazım. Kai'Sa nasıl rahat rahat vuruyor ya bize? Bizden önce level aldılar bir de. Güzel. Hatalı bir Q kullandım. Güzel. Burada. Güzel. Leona'nın hasarı bir tık daha fazla ya. Rahatsız edici bir hasar var. Tamamdır, puşlamayalım. Lee'sini orta koridorda gördük. Yasuo buradan çıkar. İyi, şu an durum kontrolümüz altında. Diğer skor da yine Leona'da kaldı. Kai'Sa burada güçlenemiyor. Vayne ona karşı daha da güçleniyor. Biz de çizmemizi alalım. Üzerimize armor çekelim. Şövalyenin adı tamamlamak istiyorum burada. Takım arkadaşıma doğru koşarken hareket hızı kazanabilmek adına. Eğer karşıda yetenek gücü karakterleri çoğunluktaysa, yani çoğunlukta dediğim en az 2 tane yetenek gücü karakteri varsa mutlaka ilk etapta demir soyları alın. Daha çok işinize yarar. Eğer karşınızda yakalamak istediğiniz ve yakaladığınızda bırakmak istemediğiniz karakterler varsa Zeki alabilirsiniz. Ama ben şu an bu matchup icabı, ki karşıda çok fazla anlık hasar olan rakip var, şövalyenin daha tercihinde bulunacağım. Yason dikkat etmesi lazım. Direkt ona koştular ya. Kai'Sa da geliyor arkadan. Bu ne abi? Bu ne kalabalık?
Garibim kaçamadı. 4 kişi üstüne gittiler ya adamın. Bizim de defalarca kez koşmamız lazımdı o adama. Şimdi direkt şeye girecekler bu adamlar. Bir de barona girecekler. Malphite'da teleport var Allah'tan da. Baron ne alakaysa ejderi. Buraya yardım lazım. Güzel. Ne cesaretleri yedim. Burada Braum matchup'ında Braum'a atarlanmak. Ki Vayne daha erken gelseydi gene bir şeyleri yapmamız kolay olurdu. Çift sıçra aldık. Bu da bizim için artı. Tutuş durumun olmasıyla birlikte skor çıkarttık. Malphite bir tık kaybediyor. İnşallah toparlar. Onun için de sıkıntı bir matchup. Bir farm olarak falan üstünüz. Leona yine atar yapıyor. Ali isim burada. Ah shield'ı açtık da bir tık geç kaldı. Hadi bunu da kesersiniz. Spell'i yok. Beyin çok ileride kaldın. Güzel silah kes. Okey. Şuradan çizmemizi tamamlayalım. Pink ward'umuzu alalım. Devam. Takaslar benim işime gelen takaslar. Lee Sin geri düşsün. Yalnız Kayısı orada 2 skor aldı. O birazcık tehlikeli. Ama bizim silahsı 3-0 oldu. Kar topuna bağlamış bir silahı durdurmak pek de kolay olmayacak. Bizim Yasuo yine de ileride oynamayı başarıyor vallahi. Helal olsun. Oh kestiler. Helal. Çok sevindim. Güzel güzel. Bota koşalım hızlıca. Pink Ward'umu buraya attım ama sorun olmayacaktır. Yasuo baskın yemesin en azından. Açık kalmasın. Shield'ım yokken savaşırsak rakip takım kazanıyor. Shield'ım varken savaşırsak biz kazanıyoruz. Ama mümkün mertebe E yeteneğimiz varken savaşmaya çalışacağız burada. Çok hızlı geldi ya. Kayısa da çok geç öldü. Neyse bu adamın teleportu yok. 2-0-2 Malphite'da teleportun herhalde orta koridora harcamıştı. Yasuo ölmüş bu arada 1v1'de. Hoş değil. Sen gel. Sen de gel. Devam. Infernal'ımız oldu. Infernal'a karşı... Oo Lee Sin de geldi. Harika. Silas bayağı güçlendi ya. Malphite'de birazcık nefes almış oldu top lane'de. Rahat rahat minyon biçiyor. Late game'i güçlü bir kompozisyonla oynuyoruz. O yüzden sorunumuz yok. Şu minyon dalgasıyla da 6 leveliz. Biz. Olamadık. Ne oldu? Orada bekliyormuş. Şimdi teleport atabilecek kimseleri kalmadı. Lee Sin de üst koridorda gösterdi. İyi. Ve son oradaki görüş kalmaya devam etsin. Yani o da 6 level Kayısa'da. Şimdi dediğim gibi ulti kullanmak için Kayısa'yı bekleyeceğiz. Kayısa'nın hata yapmasını bekleyeceğiz. Riven yalnız güçlenirse hoş olmayan şeyler çıkacak ortaya. Yasuo'yu da kesecekler muhtemelen bitti. Malphite uzak oraya. Tahmin ettiğim gibi. Silas'tan buraya kadar altını almaları kötü oldu ya. Shutdown gold'u kime gitti acaba? Zed'e mi gitti? Lee Sin'e mi?
Kai'Sa kullandı ultiyi. Açık hedef. Leona'dan kötü ulti. Tertemiz. Yani Leona niye ultisini önceden attı, atmadı bilmiyorum. Ve burada farkındaysanız Leona hala karşısında Braum matchup olduğunu farkında değil ve agresif oynuyor. Siz karşınızda Braum varken bu şekilde agresif oynayamazsınız. Sırf pasifi bile sizi korkutmak için yeterli olmalı. Lee Sin burada, Lee Sin diyorum, Vayne burada kuleye vuracak. Lee Sin'le map'in neresinde bilmiyoruz. Kulenin canını bir tık azaltmamız lazım. Plate lazım. Baskın mı yiyeceğiz burada? Hareketlendiler çünkü de. Son dikkat etmesi lazım. Helalsin Vayne. Helalsin. Çok güzel. Bu da geliyor buradan. Güzel. Bunu da kesersin Vayne. Bu kadar. Shield'ımı özellikle Lee Sin'in Q'suna sakladım. Burada Q'sundan gelecek hasara düşmemek adına güzel kullandık. Peşinden hızlıca Q'umu da attım. Lee Sin üzerimize atılır atılmaz. Ve skor da geldi. Eline sağlık burada Vayne'in. Vayne güçleniyor. Güçlenmeye devam edecek zaten. Bu bizim için şu an en iyi senaryo ve rakip takım hata yapmaya devam ediyor. Sadece hata kolluyoruz. Başka bir şey değil. Bakın fark ettiyseniz agresifliği ben yapmıyorum. Rakip takım yapıyor. Ben sadece Vayne'i koruma görevine odaklanıyorum. Ve burada pozisyonu kazanıyoruz. 8-3 bir Vayne. Büyük tehlike demek. Da bekleyelim. Ben şöyle bir kaydımı kontrol edeyim müsaadenizle. Tamam, sorunumuz yok. Bazen donmuş bir yürek sıcak bir tebessümle çözülür. Oy, bizim silahı kötü gafil avladılar. Leon'un orada ne iş var abi? Sıkıntılı adam ya. Malphite düşmese bari. Siz bu işi bana bırakın. Ya şu an Leona'nın top lane'e gitmesini biz bot kuleyi alarak cezalandırmalıyız. Bu arada bunu da dive'larız. Top kuleyi daha mı önce alacaklar? Yo. E tamam, yeter artık ama kule. Zed direkt buraya geldi. Kuleyi öldüm orada ya. Hadi Yasuo kesersin onu. Güzel. Zed de kuleyi vermemek için buraya gelmiş. Neyse, Silas burada ejderi alırsa word takas. Şimdi hemen peşine Zeki'yi de rushlayabiliriz. Armor'umuzu arttırmak ve birazcık daha rakip takımın arasında kaldığımızda etki yaratmak adına. Güzel. Bot kulemize geldi. İlk kuleyi onlar aldı ama dert değil. Burada karşında 2 tane skor aldık. Biz de, gerçi 2 tane skor da biz verdik ama. Bir de bulut ejderimiz var. Ve ultim birazcık daha kısaldı. 113 saniye. Zeke'den de gelecek orada, bir bekleme süresinde azalmamız var. Ya mümkün olan en kısa sürede bekleme süremi azaltmak istiyorum ki etkimi arttırayım. Leona'nın ta bizim jungle'a kadar gitmesi çok kötü oldu. Onu orada takip edemedik. Daha doğrusu Leona'nın oraya gitmesini beklemiyorduk. Zed engage atar atmaz, Vayne'in arkasında gözükür gözükmez ultimi kullandım. Birazcık daha zaman kaybetsin en azından diye de yine de Vayne'e çok fazla vurdu. Rakip takım gözükmüyor. İnşallah buralarda görüşleri yoktur.
Arkamıza bir görüş geldi. Aa, burada skor var. Burada 3 kişilik bir ulti yemeyelim lütfen. Kesin abi bu adamı. Oy. Buna da ah, bir tane daha vuramadık ya. Teleportuyla birlikte aldığı ivme de artıyor ya. Çok hızlı bir şekilde koşuyor. Aa, sattı sattı sattı. Kinlik güzel geldi ya orada bizim adamın üstüne. Neyse. 2'ye 1 bir takas yaptık. Okey. Tuştur attı bir de aradan ki. Ah, niye ben sıçrayı atıyorum? Hatayı görüyor musunuz? Burada zaten öleceğim. Kötü bir sıçra kullandım. Hadi Yasuo, güzel bir hortum. Uy! Süper süper süper. 4'te 4 mü geliyor? Güzel. 4'te 4'ünü de attı. Şuradan şu arkadaşı tercih ederim. Daha sonrasında armor alalım. Hem %10'luk bekleme süresinde azalma veriyor. Hem de zaten ordu kalkanını alsam büyü direnci verecek. Şimdilik büyü direncine ihtiyacımız yok. Kayısı şu anda yetenek gücü potansiyeli çok fazla değil. Güzel oturdular yalnız Yasuo ultisine. 3 kişi burada. Bayağı şık gözüktü. Ah, vuramadık ona. Şimdi birazdan daha ejderi geliyor. Biz daha ruhunu alırsak şanslıyız bu arada. Sana yetişmemiz lazım. Gelin. Büyük satışı gördünüz mü rakip takımdan? Vayne onu da keser. Tertemiz. Güzel satış koyuyorlar ha. Kaysa da sinirlendi Leona'ya. Ben Vayne'in yanında kalacağım. Çünkü rahat bir şekilde Riven ona engage atabilir. Ve çok canımı sıkıyorsun kule. Giysin atılmadı. Şu an ultimiz de ikinci seviye. Şeyler istiyor da Giysin. Ne istediğini kendisi de bilmiyor. Oy oy oy, bizimkiler kötü kaldılar. Bu arada ejder gelirken hoş olmadı ya bu. Aa, geldi bu. Ne yapıyor bu? Enteresan. Pink ward'u aldırtmayacaklar bize. Yani Leona'nın şuraya face check atması o kadar büyük hata ki. Şimdi rakip takım oyuncularını görmüyorsunuz ki biraz önce daha buradalar. Sen buraya totem atmayı niye çıkıyorsun ki? Güzel. Tam bana kalır belki diyordum da. Ve 35 görüş skoruyla oynuyoruz. Şu dakikaya göre düşük. Aslında bir tık daha fazla olabilirdi. Malphite'de ulti var mı diye baktım da daha gelmemiş. Yasuo'ya gidecekler. Leona'yı kesti de Zed falan da onda ya. Oy, temiz oynadı. Yetişebileceğiz mi bakalım buraya?
Oo, onu da kesti. Yetmedi. Adamlar da sür verdiler. Arkadaşlar destek rolünde bu round'da bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayı, devamlı istiyorsanız like ve yorum tarafına bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.